İki hafta bir gün podcast'ine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki hafta bir günün yeni bölümünde gastronomi konuşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum konuğumun neler söyleyeceğini bu konuda. Konuğumu önce size tanıtayım isterim. Cemre Torun, yemek yazarı. 10 yıldan uzun süredir çok önemli dergilerde yemek editörlüğü yapıyor. Aynı zamanda da yemek kitapları var. Yemek yazarı Ruhun Doysun projesinin çok önemli bir parçası. Eğer yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Ve biz onu, benim özellikle bu yayını yapmakta bana ilham kaynağı olan ve çok sevdiğim Chef's Table, Netflix'te yayınlanan, yani Şef'in Sofrası programının da hem Türkiye'ye gelmesinde hem Musa Dağdeviren'in Şef'in seçilmesinde büyük rol oynamış. Aynı zamanda da o bölümde de Türkiye'nin gastronomik zenginliğini anlatmış bir kişiyle karşı karşıyayız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi, bu fikir aslında benim Chef's Table'ın sezonlarını çok büyük keyifle izlememden yola çıktığım bir fikirdi en başta. Chef's Table ekibinin, siz bizzat da tanıyorsunuz bildiğim kadarıyla Chef's Table ekibinden kimi kişileri. Hı hı. Yaptığı diğer yayınlar da çok kaliteli. Ama bunu genişletelim ve şöyle ele alalım istedik. Sizle de öncesinde konuşurken. Ne oldu? Son yıllarda neler değişti ki gastronomi dünyasının yıldızları, şefler, yemek yazarları, tüm ekranlar yemekle doldu, kitaplar yemekle doldu. Aynı zamanda da bu işler hayli nitelikli işler. Bu dönüşümü konuşalım istiyorum sizle. İsterseniz buradan başlayalım. Tabii, çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Chef's Table'dan başlayaraktan hani genel yemek etrafındaki programlara baktığımda son 10 senede ciddi bir 10 sene özellikle son 10 senede ciddi bir çeşitlenme ve gelişme görüyoruz. Tabii Chef's Table bunun en güzel örneklerinden biri belki. Çünkü arkasındaki sadece yemeğin değil, arkasındaki insanların da hikayelerini ön plana çıkartıyor. Aynı dönemde şeflerin giderek böyle göz önünde olması, giderek birer hani idol haline gelmeleri diyeyim, starlaşmaları bir nebze değil mi dünya çapında. Bu gelişmeyle birlikte tabii bu programlarda dikkat çekiyor oldu ve bu programlara ihtiyaç duyuldu. Bu insanlar, şefler özellikle de ulaşması zor restoranların şefleriyle başladılar. Nasıllar, nasıl yaşıyorlar, yemek yaparken nelerden ilham alıyorlar, mutfakları nasıl, restoranları nasıl çalışıyor, bütün bunları insanlar merak eder oldu. Daha sonra gene aynı program üzerinde konuşayım, hani sonra genişleteceğim. Daha sonra giderek çeşitlendi. Daha sokak yemekleri serisi var, işte dünyanın farklı bölgelerinden daha ulaşılabilir restoranların, lokantaların hikayeleri var. Ama hep bir insan boyutu var. Ben barbekü serisini de çok beğendim. Değil mi? Barbekü serisi var. Burada hem yemek var, hem yemeğin etrafındaki kültür ve insanların hayatları da var. Dolayısıyla aslında baktığımızda, genel baktığımızda da eskiden, çok eskiden hatırlıyorum, bundan 20 sene önce BBC'de bir Ready Steady Cook diye bir program vardı. Belki hala bile vardır, bilmiyorum ama ben dediği gibi onu izlerdim ve orada böyle bir file dolusu, bir çanta dolusu malzeme ile iki kişiye yemek yaptırırlardı zamana karşı, yarış şeklinde. Ve heyecanla onu seyrederdik ama ne kadar hani bugünün prodüksiyonlarına ve içeriklerine baktığımızda aslında ne kadar saf diyeceğim ya da ne kadar basitmiş değil mi? Çekimleri düşündüğümüzde, içeriği düşündüğümüzde bunun ne kadar daha çeşitlendiğini, daha dünyaya açıldığını, derinleştiğini görüyoruz. Özellikle son yıllarda da giderek işte bu kültürel çeşitliliğe, kadın erkek, özellikle kadın şeflerin biraz daha ön plana çıkmalarına falan da dikkat ediyorlar. Tabii bir de hani işin yarışma programları var yemek etrafında. Onları da mutlaka, onların da çok büyük etkisi var. Bir de belgeseller var. O yüzden genel baktığımda aslında yemeğin
giderek ne kadar şunu da görüyoruz tabii, sosyal medyada da yemek en çok paylaşılan, biliyorsunuz modadan sonra sanırım en çok paylaşılan içerik. Eskiden böyle bir şey yoktu ve sosyal medyanın da işte Instagram'ın özellikle o görsel dünyasıyla birlikte yemek herkesin her an paylaştığı, birbirine fikir sorduğu, tarif paylaştığı, arkasındaki insanın hikayesini anlattığı, sabah kahvaltısından akşam geç saatte yediği yemeğe kadar dünyanın her yerinden bu detaylara hakim olduğumuz bir mecra haline geldi, bir konu haline geldi. O yüzden de sanırım insanların ilgisini de çeker oldu. Sadece yeme içmeye meraklı insanlar değil, daha büyük kitlelerin ilgisini çeker oldu. Ben biraz susayım çünkü alırız. Çok güzel, çok güzel anlattınız. Ben de sizi dinlerken düşünüyorum aklımdan nereye gideceğimizle ilgili. Aslında ben şunu anlıyorum sizin sözlerinizden. Gastronomi sektörü öyle bir noktaya geldi ki zaten kaçınılmazdı bunların olması. Yemek, yeme tarzımız veya alışkanlıklarımız da değişti ve sonunda buraya geldik. Ama bana bir de İşin arkasını anlatır mısınız? Yani mutfaktaki dönüşüm nasıl gerçekleşti ki şefler idolleşti, starlaştı? Buraya nasıl gelindi? Güzel soru. Şöyle, ben aslında bütün bunların böyle gerçekleşmesine şahit oldum. Çünkü ilk bu işlere girdiğimde, işte bundan yaklaşık 10-12 sene önce, bu boyutta değildi hiçbir şey tabii ki. Ve özellikle yurt dışında takip ettiğim konferanslar olsun, restoranlar olsun, orada bu gidişatı yavaş yavaş görüyordum, bu dönüşümü. Tabii restoranlar sadece şöyle söyleyeyim, daha biraz karmaşık ve uzun bir konu aslında ama neresinden girsem diye düşünüyorum. Biliyorum, zor bir soru sorduğumu biliyorum. Aynen, uzun da bir soru, uzun kapsamlı bir soru. Ama şöyle diyebilirim aslında ve benim de şansıma şahsen, ben bir önceki mesleğim çünkü psikologluktu ve insan hikayelerini merak ederek de girdim yemek işine. Aslında yemek önceleri baktığınızda yeme içme yazarlığı olsun, restoran eleştirmenliği olsun, genel bir restoranın iyi mi kötü mü olduğuna karar verirken ki düşüncemiz olsun, hep eninde sonunda yemekle ilgili, yediğimiz yemekle ilgiliydi. Belki atmosferi de önemliydi, belki ne bileyim tabii ki servis de önemli ama hani o arkasındaki ekipmiş, şefmiş, işte hatta daha da geriye gideyim, üretilen, yediğim yemeğin, yemeği üreten, şöyle söyleyeyim, yemeğin malzemelerini üreten üreticiler, çiftçiler, balıkçılar, bunların da hikayeleri merak ediliyor oldu. Bunu da tabii kolektif bir şekilde, hani hep birlikte buna dikkat çekerek yaptık diyeyim. Hani hepimiz içindeydik, bizler de. Ve iyi ki de böyle oldu. Çünkü sonuçta arkasındaki emek ve düşünce ve yaklaşım da yemeğin tadı, lezzeti, işte değil mi? Yani tabaktakinden daha da önemli bana kalırsa. Hatta. Evet, ben de onu söyleyeceğim. Aslında yemek hikayeleşti. Yani karşımızda duran veya ben de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi tabii restoranlar kapalı olduğu için çok da üzgünüm. Hayatımın güzel bir parçasıydı restoranlar. Hep evde yemek yapıyoruz ve işte eve birini davet edeceksek, dostlarımızla birlikte olacaksak sadece şu yemeği yiyelim diye değil de biraz hikayesi olacak bir şey. Yani ne bileyim, yani biraz Latin Amerika müziği de dinleyelim, o yüzden ceviche mi yapsak mesela gibi. Aslında hayatımıza renk katmak için de yemeği hikayeleştiriyormuşuz gibi geliyor bana. Ya yemek öyle bir şey ki tabii, yani bir karın doyurmak için gerekli, haliyle hayatta kalmak için, ama onun ötesinde gerçekten hayatımızı dolduran, bize neşe veren, işte paylaştıran, değil mi, bir sofranın etrafında bir araya getiren, o kadar önemli bir parçası ki hayatın çok merkezinde. Bugünlerde gördüğümüz, oradan da belgesellere geleyim, yani baktığımızda bir zamanlar, hatırlarsınız bundan belki ne kadar sene önce çıktığını bilmiyorum ama ilk böyle yemek etrafındaki daha böyle aktivist diyeyim belgeseller bir iki taneydi.
bugün işte daha geçenlerde gene çıkan bir belgesel, balıkçılıkla ilgili olan bir belgesel var. Herkesin dilinde. Ne kadar çeşitlendi ve ne kadar farklı konularda çok ciddi prodüksiyonlarla değil mi gelişti. Bu da şunu gösteriyor. Aslında gidişat benim gördüğüm kadarıyla bundan sonraki gidişat yeme içme dünyasında bir sürdürülebilirlik, tabii çevre duyarlılığı inanılmaz önemli ve inanılmaz önemli olmak zorunda. Hepimizin önceliği olmak zorunda. Yemek etrafında da. İkincisi de sağlık boyutu işin. Bu pandemiden önce de böyleydi ama pandemiden sonra iyice gündemde haliyle. Dolayısıyla şimdi göreceğiz ki hani giderek belki bu star şeflerden uzaklaşacak konu ve biraz daha üretim, çevre, işte toprak, çiftçilik, tarım, balıkçılık bu konulara gireceğiz gibime geliyor. Bu konulardaki programları göreceğiz gibime geliyor. Bakalım. Şimdi Türkiye'de biz bunu gördük aslında. O yüzden size de hani hem hakkınızı vermek, haddime mi bilmiyorum ama hem de teşekkür etmek isterim. Çünkü ruhum doysun tabii bu söyleşiye hazırlanırken çok daha dikkatli bir şekilde izledim ve daha az et, çeşitlilik, mesela yemekte çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu hiç bu haliyle düşünmemiştim. Oradaki konuşan şefler ve gastronomi üzerine düşünen kişiler şunu söylüyor: böyle giderse biz 5 çeşit, 10 çeşide kadar düşeceğiz. Hep aynı yemekleri yiyoruz. Birçok yemek kayboluyor. Sınırlar, cesaret ve sürdürülebilirlik. Aslında Türkiye'de Mehmet Gürs bir star şef sonuçta. Ama Mehmet Gürs herkes gibi yapabilecekken, siz de tabii bu projenin çok önemli parçasısınız, siz çok başka bir şekilde bunu daha da popüler bir şekilde belki yapabilecekken aslında bunu seçtiğinizi görüyorum. Ve kesinlikle de ben çok bu kelimeyi kullanmam emin olun ama farkındalık yaratıyor ruhun doysun. Zaten en büyük amacı oydu, o hala da ve benim şahsen yani o işte 10 senedir yazdığım yazıların her zaman bir misyonu vardı yazıların da, yani bu proje öncesinde de onu da şöyle söyleyeyim, aslında 2010 senesinde başladım ben yemek yazarlığına ve 2011'de bir konferansa katıldım, bir sempozyuma katıldım Kopenhag'da gerçekleşen MAD sempozyumuna. Orada NOMA'nın şefi Röner Redzepi'nin düzenlediği ve sadece dünyadan 200 kişiydik. Yani düşünebiliyor musunuz, küçücük bir çadırın içinde 200 kişi, işte üreticiler, şefler, yazarlar, gazeteciler, restorancılar. Ve konuşulan konular işte ekip biçmek, toplayıcılık, sebzelerin gücü gibi konulardı. Ve çok güzel. Orada gördüm ki bir dakika, farklı bir şey konuşuluyor. Burada ben yani en açılan en yeni restoranın haberini ya da işte en havalı lokanta hangisi gibi konular zaten yapmıyordum ama o değildi benim için önemli olan konular. Orada gözüm daha da açıldı ve ondan sonra zaten tamamen her yazımda illaki ya bir üretim ya bir işte arkasındaki insan hikayeleri olsun, çevre duyarlı olsun, bunların üzerinde durdum. Ve dediğiniz gibi yani sonuçta farkında bir kişiye bile etkisi olduysa, hani okuyanların en azından bana oldu ya da videoları seyredenlerin yani bir kişi de bile bir fark yarattıysa ne mutlu. Şimdi sizden bir hikaye anlatmanızı rica edeceğim. O hikayede Chef's Table'ın Türkiye bölümü, Musa Dağdevir'in seçilmesi ve o bölümün çekilmesi, anlatır mısınız? Evet, de şimdi Chef's Table'ın ekibinden, aslında prodüktörü mü diyeceğim, kişiyle yıllar evvel, herhalde 5-6 sene oldu, 5 sene olmuştur. Avustralya'da gene NOMA'nın bir pop-up restoranı vardı. 3 aylığına bütün ekip, onlarca kişi, bütün yani aileleriyle birlikte oraya gittiler. Her sene farklı bir ülkeye gidip oraya yerleşiyorlar, bu arada yerleşiyorlardı bütün bu kıyametten önce. Ve oradaki malzemelerle tamamen o kültürün içine girerekten bir pop-up restoran açıyorlardı. Ben de işte dünyadan da gazetecileri davet ettiler ve Avustralya Turizm Bakanlığı ile birlikte ve müthiş bir program dahilinde Avustralya'yı görmüş oldum o 2 hafta boyunca. Ve bir günde birlikte işte NOMA'nın ekibi ve işte Röne ve
dünyanın dört bir yerinden gelen gazeteci, işte şef, yazar, restorancı mesela vardı. Sanırım şimdi düşünüyorum kimler vardı grupta ama bir 20 kişi falan. Bir deniz kenarında bir toplayıcılık, böyle işte otları falan topladık. Sonra bir yemekler yapıldı. Sonra da göl kenarında müthiş bir güzel bir masa etrafında bir öğlen yemeği yedik. Orada da işte Chef's Table'ın prodüktörlerinden bir tanesi bana dedi ki, işte Türk olduğumu da biliyordu zaten. Ya Cemre dedi, sana bir şey soracağım. Biz Türkiye'ye çok gelmek istiyoruz. Kesinlikle gelin dedim. Yani nerede kaldınız hatta? Dedi ki çok gelmek istiyoruz. Aslında aklında vardı Musa Dağdeviren. Ama bana da sordu, kim dersin, kimle konuşalım, kimle görüşelim. Özellikle dediler, geleneksel mutfağa sahip çıkmış. Yani geleneksel yemekler yapan bir lokanta ve şefini istiyoruz. Çünkü seri o şekilde, o seri öyleydi. Yani o sezon öyleydi. Ben de onun üzerine tabii ki Musa Şef dedim. Onlar da zaten yani hani akıllarında bir iki isim vardı. Onun üzerine çok tatlı bir sohbet ettik. İşte biraz karşılıklı bilgi akışı oldu ilerleyen aylarda. Fakat sonra biz de biraz bir sıkıntılı bir döneme girdik Türkiye'de, öyle diyeyim. Ve pek kimse gelir gider olmadı. Fakat ben bayağı birkaç sene, herhalde iki sene falan sürekli mailler attım, mesajlar attım. İşte bak biz buradayız, burası çok iyi. Bu arada Musa Şef'le de konuşmadım bile, ilgilenir mi ilgilenmez mi yani bilemedim ama onlar nasıl olsa o irtibata geçeceklerdi. Ama işte birazcık kendimize hatırlattım, Türkiye'yi hatırlattım yapımcılara. Ve bir anda bir telefon geldi zaten, biz geldik işte böyle böyle hazırız kayda diye. Sonra da tatlı birkaç günlük bir çekim yaptılar. Ben de ufak bir yerinde dahil oldum diyeyim çekimlere. Çok güzeldi bunu sizden dinlemek. Şimdi şunu da aslında söylemek istiyorum. Musa Dağdivre'nin Çiğa lokantası gayet şehrin göbeğinde, Kadıköy çarşısında ve birçok insanın da hayatına dokunan bir restoran. Ben onun da önemli olduğunu düşünüyorum bir yandan. Hani sadece çok şık giyinilen veya özel günlerde gidilen bir restoran değil, hemen her zaman uğranabilecek, işte ne bileyim bir iki lahmacun yenilebilecek kadar da el altında tutulabilecek ve hayatımızdaki bir restoran. Yani çok tabii seviyoruz Musa Dağdemiren'i. Yani yemek kültürü araştırmaları açısından da çok önemli bir merkez diyorum ben oraya, hani Çiğ'e öyle bir yer. Laboratuvar gibi değil mi? Yemek ve kültürün değeri tartışılmaz. Yayınlarının çok çok büyük değeri var. O yüzden o anlamda da çok iyi bir şey oldu, seçim oldu bence. Onun dışında biliyorsunuz Ugly Delicious geldi. Sonra David Chang'le. O da gene yıllardır tanıdığım ve ekibini de Chris Ying, onun bütün prodüksiyonlarından sorumlu kişidir ve müthiş bir dergisi vardı, Lucky Peach diye. Böyle hiçbir sayısını kaçırmazdım ve yeme içme dünyasına nereye gidiyor, gidişat ne, trendler nedir, hep o dergiden takip ederdik. Lucky Peach Amerika bazlı bir dergi. Çoktandır yok, yayınlanmıyor ama onun başındaki editörü Chris Ying de David Chang'in ekibinde birlikte müthiş programlar yapıyorlar. Ugly Delicious da işte farklı ülkelerde, farklı bölgelerde dünyanın böyle gayet rahat, bazen sokak yemekleri, bazen hani ev yemekleri diyeyim, böyle yemeğin tamamen çok böyle ağız sulandıran tarafını da merak eden bir program. Eğlenceli bir program ve çok ses getiren bir program. Herhalde gene iki buçuk sene önce falandı. Chris'ten bir mail geldi. Sonra bir telefon geldi daha doğrusu. İşte geliyoruz, gelmek istiyoruz ve döner merak ediyoruz. Döneri işliyoruz bir yazıda, bir programda. Ve İstanbul'da da mutlaka ya da Türkiye'de bulunmak istiyoruz. Ne yapalım? Ama işte İstanbul'da olabildi çekimler. Onunla da David Chang'de de bayağı tatlı bir iki günlük burada çekimlerimiz olmuştu. O da çok değerli mesela baktığımda. Hani biz açıkçası ben çok söyledim. Ya bak burada sebze konusuna girelim işte... meyhane anlatalım, başka şeyler de anlatalım diye. Ondan sonra zaten çok etkilendiler, o ayrı. Ve turşucu da bir bölüm var mesela, turşu suyu içerken. Ama dönere de aklı gitti tabii, haklı olarak.
Ve kendi restoranlarının arasında da döner var. Döner mantığı var en azından. O yüzden çok öyle bir araştırma içinde gelmiş oldu. Çok tatlıydı o anlamda da. Şimdi birkaç yıl oldu tabii kaybedeli Anthony Bourdain'i. Onun da İstanbul, iki İstanbul bölümü. İkisi de birbirinden hayli farklı. Zaten tabii ayrı programlar. Birisi CNN'deki Part Unknown, diğeri ilk programıydı. Her ikisi de çok farklı ve İstanbul'da yemek konusunu çok farklı işliyordu. Şimdi ben yayıncılık konusuna geçelim istiyorum sizinle. Daha önce de konuşurken sizin de şaşırdığınız, siz çok üreticisiniz bu aralar kitap yazma konusunda. Değil mi? Çok kalın bir kitabı yayıncılarla da aslında konuşurken kimi insanların çekinebileceği kitaplar satılmasında. Ama olağanüstü ilgi görüyor artık kaliteli gastronomi kitapları. Kesinlikle. Bence doğru içerik olduktan sonra ve dolu dolu bir içerik olduktan sonra hani mutlaka müşterisi vardır diyeyim. tabirle. Ama tabii ilk çok ciddi bir emek ve maliyet de söz konusu. Eğer kaliteli bir sonuç elde etmek istiyorsanız, özellikle baskıda, yani baskı basılı yayında. Ama her şeyden önemli olan bence içerik ve içeriğin doluluğu. Bu bir süre acaba yayıncılık ya da dergicilik hani bitiyor mu gibi de bir düşünmüştük. Ama doğru içerikli olduğu zaman gerçekten ilgi oluyor. Ve bunu da birçok ben kendi projelerimde de gördüm. Yani içinde dahil olduğum projelerde de gördüm. Hep duyuyoruz, okuyoruz da bu konudaki gelişmeleri. Ve çok mutluluk verici. Çünkü standardı hep her zaman yukarı çekmek lazım. Hep daha iyi nasıl olabiliri sorgulamak lazım. Yoksa hani kalitesiz bir sürü şey, ya yapmış olmak için değil bir işi ama gerçekten hakkını vererekten, o her kağıdın aslında her bir sayfanın hakkını vererek bir şeyleri basmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel bağladınız. Öngörüler rica edeceğim son bölümde sizden. Şu ana kadar hem öncesini hem de bugününü konuştuk. Gastronomi yayıncılığının hem tabii ekranlarda hem video bazlı hem de yayıncılık anlamında nerelere ve nasıl gideceğini öngörüyorsunuz? Dediğim gibi bence sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik kelimesini de artık sevmiyorum, çok böyle içi boşaldı ne yazık. Söylemesi de zor bir kelime her seferinde. Bu hakikaten yemeğin aslında, şöyle bağlayayım hatta, yemeğin bize olduğu kadar topluma ve doğaya etkilerini araştıran, anlatan, aktaran hikayeler, içerikler bence giderek daha da ilgi görecek. Zaten buna da ihtiyaç var. İnsanların her zaman, hepimizin her zaman fikre ihtiyaç var. Daha demin Instagram'da çok beğendiğim, çok yıllardır tanıdığım ve uzaktan takip ettiğim, çünkü Avustralya'da bir girişimci şef vardır. Onun bir şeyini gördüm, postunu gördüm. Antep fıstığı kabuklarından, ama kabuklarının dış kabuklarına yani, bir reçel yapmışlar. Ve ne kadar güzel dedim. Mutlaka burada da benzer kabukları değerlendirmekle ilgili bir sürü fikrimiz var. Ve yapıyoruz da evlerde. Hala bizim kültürümüzde çok var bu ama kesinlikle her zaman daha çok fikre ihtiyacımız var. Dünyaya etkimizi, olumsuz etkimizi azaltmak için ve gıda da bunun çok merkezinde olduğunu düşünürsek, gıda etrafında, yeme içme etrafında nasıl daha iyi, daha duyarlı olabiliriz, işte yollarını bulmak için bence ne kadar çok doğru içerik olursa o kadar iyi. Bunu samimi içerik diyeceğim. Çünkü bu konuda eminim ileride, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda çok programda göreceğiz. İşte her türlü yayında göreceğiz ama gerçekten farkındalık yaratmaya ve arkasında durulabilecek işler olması, samimi olmaları beni çok etkileyecektir. Öyle diyeyim. Bunun dışında sağlık. Mutlaka bir de sağlık etrafında giderek daha çok programlar göreceğimize eminim. Cemre Torun, çok teşekkür ederim. Yemek üzerine konuşmak çok iyi geldi bana. Ben teşekkür ederim. Daha çok konu var tabii ama umarım
tatlı bir sohbet oldu. Bir buçuk iki yıl sonra tekrar konuk ederim sizi. Sağ olun tekrardan. Çok teşekkürler. We'll be right back.